Mesela daha önceleri özellikle Yunanistan'ın kendisinden uzak duran ülkelere ama o ülkeleri daha önce uzak durdukları Yunanistan'la ortak tatbikatta sürükleyecek bir ortam oluştu. Mesela bu ortam nasıl oluştu? Böyle bir dürtü var. Bu dürtünün sebepleri de neler? Bu elbette Türkiye'nin yalnızlığının Yunanistan'ı cesaretlendirmesi neticesinde oluştu bu ortam. Yani normal koşullarda eğer Türkiye'yle Mısır ilişkileri iyi olsa idi, herhalde Yunanistan'la Mısır bu kadar yakınlaşmazlardı. Evet. Ama Yunanistan, sizin de sorunuza değindiğiniz üzere, Mısır'la, eskiden arasının pek de iyi olmadığı İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, Fransa'yla ve konuştuğumuz uzun yıl bir zamandır dört değerli uzmanımızın da konuştuğu ABD ile olan bu yakınlığı şüphesiz hem Yunanistan'ı daha da küstahlaştırıyor hem de Yunanistan'ın Türkiye'nin yalnızlığından faydalanmasının önünü de açıyor. Şimdi ABD olsun, Avrupa Birliği olsun, Yunanistan'ı koruyorlar, kolluyorlar, gözetiyorlar ve aynı zamanda kullanıyorlar. Yunanistan da bu durumdan memnun. Kendi tezlerini ama Güney Kıbrıs üzerinden, ama bizim deniz yetki alanları dediğimiz kıta sağlığı, karasuları, münhasır ekonomik bölge üzerinden, ama Kıbrıs üzerinden, bütün kendi tezlerini de sadece kendi dillendirmiyor. ABD'nin ve Avrupa'nın da bu tezleri dillendirmesini, savunmasını sağlıyor. Yani bu bir. İkincisi, az evvel değerli meslektaşım, meslek büyüğüm Hasan Hoca da değindi. Şimdi normal şartlar altında Yunanistan'ın devlet kapasitesinin, yani iktisadi, siyasi, askeri güç unsurlarının, yani nüfusunun Türkiye ile kabili kıyas bir tarafı yok eskilerin deyimiyle. Yani şöyle diyelim, ekonomik olarak 4 katıyız. En kötü dönemimizde bile nüfus olarak Yunanistan nüfusu 10 milyon dersek 8 katıyız. Yani normal şartlar altında Yunanistan kendi gücüne güvenerek, kendi imkan ve kabiliyetleriyle, burada 2 tane kıymetli komutanımız var, bu imkan ve kabiliyet lafını askerler pek severler, Yunanistan'ın bizim eskilerin deyimiyle aşık atması pek mümkün değil. Ama burada da aynen 1821'de dönemin kuvvet dengesinden Mora isyanı sırasında faydalandığı gibi, özellikle İngiliz emperyalizmini arkalayarak bağımsızlık yönünde ilerlediği gibi, yüz ölçümünü kendi gücünün çok ötesinde bir şekilde genişlettiği gibi, bugün de aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. ABD peki Yunanistan niye bu kadar destek veriyor? Bir, elbette bir Türkiye'ye mesaj boyutu var mı bunun? Var. Öncelikle zaten ilk hedef Türkiye'ye mesaj vermek. Yoksa yani ne Dede Ağaç'tan, ne Girit'teki Suda Üssü'nden, ne Selanik'ten, ne Atina'dan bir İncirlik alternatifi yaratılamaz. Ama Türkiye'yi olabildiğince sıkıştırma, kırpalamak adına Yunanistan o anlamda bir mesaj aracı olarak kullanılıyor bir. İkinci sırada elbette ABD Rusya'ya mesaj vermek istiyor. Yani uzunca bir zamandır Rusya'yı Doğu Avrupa'dan, Balkanlardan, Baltık Denizi'nden, Karadeniz'den, Hazar Havzası'ndan, Orta Asya'dan ve son olarak Doğu Akdeniz'den sıkıştırmak isteyen ABD, Yunanistan'ı burada araçsallaştırarak Türkiye'den sonra da Rusya'ya mesaj vermek istiyor. Yani bizim kısaca Baltık üçüzleri dediğimiz Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, az evvel hocam değindi, Polonya ve Romanya'nın Rusya'ya karşı bu küçük devletlerin bu denli hırslı, hınçlı ve hırçın olmalarının bir güçle izah edilebilir tarafı var mı? Yok. Ama bunların hepsinde dikkat ederseniz bir ABD teşvik ve ABD tahriki söz konusu. Yani düşünebiliyor musunuz? 1952'den bu yana Türkiye NATO üyesi. Sonra Soğuk Savaş sonrasında Bulgaristan ve Romanya oldular NATO üyesi. Etti mi 3? Bir de şimdi bu 3 üye sanki yetmezmiş gibi bir de Gürcistan ve Ukrayna NATO üyesi yapılırsa, alın size Karadeniz eşittir bir NATO denizi, bir NATO gölü olur ki Rusya'nın ne tarihi, ne diplomatik belleği, ne devlet kapasitesi buna herhalde olumlu bakmayacaktır. Bu da işin bir boyutu. Bir üçüncü boyut ne dedik? En son sırada mesaj vermek istediği bir devletse Çin. Çin Halk Cumhuriyeti çünkü kuşak ve yol projesine büyük yatırım yapıyor. Yani olağanüstü yatırım kapasitesi, olağanüstü ekonomik gücüyle hem karadan hem denizden büyük bir interland yaratmak istiyor kendisine. Bu bağlamda Yunanistan'ın Pire Limanı'na olağanüstü bir para döktüler ve Pire Limanı'nın hatta önce tamamen satılmıştı. Ondan sonra efendim başka türlü bir anlaşmaya evrildi, o değiştirildi. Pire Limanı'nın Çin'in bu kadar rahat girdiği çıktığı, kullandığı bir liman olması herhalde ABD'nin pek işine gelmez. Şimdi bu fotoğraf altında
Yunanistan Fransa ile bu kadar yakın. ABD adeta Yunanistan'ı bir üs haline getirmiş. Önümüzdeki süreçte ne olur? Ben iki devlet arasında bir sıcak çatışma beklemiyorum. Yani Yunanistan istediği kadar ABD ve Avrupa emperyalizmine arkalasın. İstediği kadar NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olsun. ABD istediği kadar ama doğrudan ama ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO vasıtasıyla Yunanistan'a arka çıksın. Yunanistan normal şartlarda Türkiye'ye karşı bir sıcak çatışmayı göze alacak bir mütecaviz tutum içine giremez. Ama Türkiye'yi olabildiğince sıkıştırmak ister. Yani aynen 2003, 2004, 2005 yıllarında ABD'nin Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'daki renkli Soros, turuncu lale, gül, karanfil devrimleriyle Rusya'yı kuşatmaya çalışması gibi. Aynen işte Orta Asya'da yaptıkları gibi. Ha, ben buradan ABD'nin hegemonyasının aşınıldığını, gerilediğini, tökezlediğini de dikkate alarak, ABD'de ekonomik gidişatın iyi olmadığında fonda tutarak, NATO içinde sadece Türkiye değil, Almanya örneğinde olduğu gibi ABD ile arası şeker renk, bizim Anadolu deyimiyle şeker renk, limoni olan ülkelerin de olduğunu göze alarak ben buradan ABD'nin çok da istediği sonuçları alamayacağını düşünenlerdim. Yani ABD evet buraya bir yığınak yapıyor. ABD Hint-Pasifik stratejisi adı altında Çin'i kuşatmak için de büyük bir yığınak yapıyor. Yani eskiden bir ANZUS paktı vardı. Avustralya, efendim Yeni Zelanda, ABD. Bu ülkelerin adlarının İngilizce baş harfi. ANZUS kesmedi ABD'yi. Sonra Quad, yani dörtlü bir ittifak gündeme geldi. Yakın zamanda, geçen sene. Bunda kim var? ABD var, Avustralya var, Japonya ve Hindistan var. Bu da kesmedi ABD'yi. Birkaç ay evvel AUKUS gündeme geldi. Yani Avustralya yanında United Kingdom, yani Birleşik Krallık, yanında US, yani ABD. Şimdi ABD bütün bu ittifakları niye yapıyor? Tamam, bir taraftan Çin'i kuşatmak için yapıyor. Ama bu tersten de şunu söylüyor bize. Demek ki ABD geleneksel ve en büyük müttefiki olan Avrupa Birliği'nden umduğu desteği, Almanya başta olmak üzere umduğu katkıyı görmedi ki yeni yeni ittifaklar kurmaya ihtiyaç duyuyor. Demek ki Çin'i tek başına kuşatamıyor ki ABD, Çin'in etrafındaki devletleri de, ABD'ye yakın olan Anglo-Sakson devletleri de cepheye sürerek, hadi arkadaş siz biraz daha fazla benim için canhıraş mücadele edin diye onları tahrik ederek onları yanına almak istiyor. Amerika açısından doğru bir strateji değil mi bu? Bakın. ABD açısından şüphesiz ABD gerilemekte olan bir kuvvet olsa bile halen dünyanın en büyük ekonomik gücüdür, halen en büyük askeri gücüdür. Ama ABD açısından bu strateji gerilemekte olan bir ABD'nin stratejisidir ve başarı şansı pek yoktur. Burada başarı şansı yok. Peki o zaman siz bu tatbikat meselesine ne diyeceksiniz? Biraz isterseniz onu konuşalım. Bu ülkelerin ortak özellikleri var. Tamamı Türkiye karşıtı. Evet, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, yani bu tarz şeyler. Hepsinin ortak paydası zaten Türkiye karşıtları. Peki, şimdi mesela bunları bir arada tutan ve bu tatbikatlara iten, işte bu kadar uzakken daha önce, kendisinden bu kadar uzakken, bunları bir arada tutan ve bir arada tutmaya iten dürtü ne? Şimdi Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, bunların tamamı ve adını anmadığımız diğerleri. PKK, PYD, YPG terör örgütünü destekliyor mu? Destekliyor. FETÖ'yü arka çıkıyor mu? FETÖ terör örgütü çıkıyor. Yunanistan'ın Ermenistan'la stratejik işbirliği anlaşması var. Düşünebiliyor musunuz? Burada iki devletin ortak motivasyon kaynağı ne olabilir? Sınır komşusu değiller. İkisi de zayıf ekonomi. Birbirleriyle çok kuvvetli ticari bağları yok. Yunanistan'la Ermenistan'ın stratejik işbirliği anlaşmasına iten tek motivasyon kaynağı Türkiye karşılığıdır. O yüzden bunlara baktığımızda, yani ister sözde soykırım iddiaları olsun, ister Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz meselesi olsun, ister bilumum terör örgütlerine verilen destek olsun, bunların dikkat ederseniz tamamı bir araya geliyorlar Türkiye karşılığında. Eskiden Türkiye'nin İsrail ilişkilerinin daha dengeli olduğu, daha istikrarlı olduğu dönemlerde ABD'de Rum ve Yahudi lobisinin çok da birbirine sokulmadığını bilirdik. Ağırlıklı olarak Rum ve Ermeni lobisi beraber davranırlardı. Yahudi lobisi ya bu işlere pek bulaşmazdı ya da bazen Türkiye'nin yanında tavır alırdı. Hatta çoğu zaman. Ama son yıllarda baktığımızda şimdi Rum lobisi hep ona geldiği üzere yanında, Ermeni lobisi, artık Yahudi lobisini de görebiliyoruz. Demek ki burada Türk dış politikasına yanlış giden bir şeyler.